Herkese merhaba, ben Alaaddin 61. Karşınızda yeni Renault Talisman. Bütün özelliklerine göz atacağız. Test sürüşü de yapacağız. Zen, Intense ve İni Çağlı. Karşınızda olan Intense, İni Çağlı en lüksü. Benzinli motorlar 150 beygir gücünde ve 200. Dizel motorlar ise 110, 130 ve 160 beygir gücünde. Anahtarsız giriş var tabii ki. Bir düğme var üstünde, bastığınız zaman ışıkları açıyor. Eve yürüdüğünüz zaman ışıklar açık kalıyor ve yolu gösteriyor. Çok güzel bir detay. Ve benim boyum 1.83. Diz mesafesi bu. Sürüş koltuğu benim sürüş pozisyonuma ayarlanmış ve kalan mesafe. Başım için bayağı mesafe var. Tavan çok yüksekte ve rahat. Bence çok iyi olmuş. Benim boyum 1.83 dediğim gibi. Ve bayağı bir yer var. Frene bastığınız zaman, düğmeye bastığınız zaman araç çalışıyor. LCD ekran, LCD dokunmatik ekran. Boğucu ses sistemi de var. Koltuklar ayarlanabilir. Yukarı, aşağı. İni Çağlı modelini seçtiğiniz zaman elektronik koltuklar var, ayarlanabilir. Ve panoramik cam tavan ve full deri. Bunda her şey var, tek onlar yok. Direksiyon da ayarlanabilir. Bayağı geriye geliyor gördüğünüz gibi. Ve aracı çalıştırdık. Düğmeye basıp aşağı aldım. Ve gaza bastığınız zaman elektronik el freni otomatikmen devre dışı kalıyor. Ve 4 kontrol sistemi var bu araçta. Bence çok harika bir sistem. Araç mesela rakiplerine göre çok daha direkt giriyor. Ve hissedebiliyorsunuz bunu. Çok direkt olduğunu görebiliyorsunuz, hissediyorsunuz. Masaj koltuğunu açayım mesela. Masaj koltuğu çok hoşuma gitti. Açtığınız zaman rahatlatıcı, seviyesini falan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bu araçta 130 beygir gücü var. 320 Nm tork üretiyor. 0'dan 100'e 10.8 saniyede çıkıyor ve maksimum hız 205 km/saatte. Dediğim gibi 1.6 4 silindir dizel motor var. Arkadaki rüzgarlık ekstra bu ara. 6 ileri otomatik şanzıman var. Fite düz şanzımanlı olanı da satılıyor. Bence aracın görünümü harika. Siz de beğendiyseniz bu videoyu izledikten sonra paylaşın. Daha çok test görebilmek için. Teşekkürler. Şimdi yakından bir araca bakalım. Bu Renault Talisman'ın rakipleri Passat, A6, 5 serisi, Kia Optima, Ford Mondeo. İlk göze batan çok güzel LED farlar ve müthiş görünüm sağlıyoruz akşamdan. Tünel sürüşünde de göstereceğim size. Aşağı doğru gidiyor C şeklinde.
ve far temizleme sistemi, park sensörleri, Renault logosu daha büyük ve yan tarafa baktığımız zaman ise jantlar 19 inç ve filmli camlar var. Bu arada far sisteminin adı LED Pure Vision. Dediğim gibi 19 inç jantlar. Continental'dan geliyor. Sport Contact 5. Yan tarafta ise güzel dokunuşlar var. LED sinyal lambası. Kamera var altında. Kör nokta uyarı sistemi. 4 kontrol sistemi. Arka lastikler de dönüyor virajda. Anahtarsız giriş ve çalıştırma. Dediğim gibi filmli camlar. Aracın görünüşü çok güzel bence. LED arka lambalar, LED sinyal lambaları. Aracı daha geniş gösteriyor bu yeni arka stoplar. Rüzgarlık ekstra. Geri görüş kamerası da var. Park sensörleri. Egzoz çıkışları var ama geçecek değil. Kamera ve arkayı açmak için bu düğmeye basıyorsun. Araç ön çekiş. Arka bagajı açmak için şu düğmeye basıyoruz dediğim gibi. Açtığınızda ise 608 litre kapasite var. Arka koltuklar yatıyor. O zaman 1022 litre oluyor. Eşya gözleri. Yedek lastikle alabilirsiniz bu aracı. Motora baktığımız zaman ise 4 silindir motor olduğunu görüyoruz. Motor sesini dindirmek için kapak. Yukarıda da kapak var. 1.6 160 beygir gücünde dizeli en güçlüsü. Benzinli en güçlüsü ise 200 beygir. Bütün koltukları göstereceğim size. Karbon görünüm döşeme süslükleri. Cam azgasın tam aşağı kadar iniyor. Bose ses sistemi, talisman her yerde yazıyor her kapıyı açtığınız zaman. Yarı deri koltuklar. Deri kolluk ve iki bardaklık. İki tane USB girişi ve AUX girişi. Ve iç mekan, ambiyant ışıklandırma, yeşil yanıyor Eco seçtiğiniz zaman, Spor'da kırmızı, 8 ve EDS şanzıman otomatik, 6 ileri vites. Ve kapı döşemesine baktığımız zaman deri göze batıyor şu kısımda ve orada yarı deri ve Ford Control logosu, eşya gözü var. Dediğim gibi Bose ses sistemi, yarı deri masaj koltukları. Müthiş. Araçta keyless go sistemi var. Dokunduğunuz zaman kilitleniyor. Kumanda cebimde. Yaklaştığınız zaman açılıyor. Buna bastığınız zaman masaj koltuğuna geçiyor. Ve çok geniş bir eşya gözü gördüğünüz gibi. Şu ileri de gidiyor. Çift bardaklık. Elektronik el freni. Cruise hız sabitleyici. Cruise control. Ve limit koyabilirsiniz bu şekilde. Buna bastığınız zaman geçiyor. Pure Intense düğmesi. Sport
Comfort ve Eco modu. Buna bastığınız zaman ayrıca masaj koltuğu ayarlıysa ona da geçiyor. Ve ambient ışıklandırma değişiyor. Eco modu da bu aşağıda. Kontrol etmek için düğmeler var. Ve ışıklandırılmış ayrıca. EDS 6 ileri şanzıman. Tiptronic. SD kart girişi, hafıza kart girişi, AUX. Bir tane daha aşağı gözü. Isıtmalı koltuk, iki ayarlı. Eco modu, start stop'u kapatmak için düğme. Kendini park edebiliyor bu araç gördüğünüz gibi. Türkçe de var dil seçenekleri arasında. Ve park etme şekli, bir sürü seçenek var gördüğünüz gibi. Ve ayrıca kendisi de parktan çıkabiliyor. Klima düğmesi var. Menüsü de ayrı klimanın. Ana menü bu. Dil seçeneklerine gideyim hemen de Türkçe'ye koyayım. Tabii ki Türkçe var. Ve Türkiye için önemli bir araç. 1.6 motor sayesinde. Vergi sistemini biliyorum Türkiye'de. Türkçe'ye yüklüyorum. Ve OK'ye bastığımız zaman, menüye gittiğimiz zaman navigasyona bakalım. Tabii ki zoom yapabiliyorsunuz. Haritaya göz atalım. Gördüğünüz gibi zoom yapıyoruz. Navigasyon bu. 3D ve 2D modları var. Ayarlar. Multimedya sistemi. Kart veya video yükleyebilirsiniz. Sabit durduğu zaman araç bakabilirsiniz. Bluetooth bağlantı var. Uygulamalar, araç ayarları, ortam aydınlatması, 5 tane renk var, mavi, yeşil, kırmızı ve rengin şeysini ayarlayabiliyorsunuz, yoğunluğunu. Koltuklarda masaj koltuğu var, şu an masaj koltuğu açık zaten. Gördüğünüz gibi rahatlatıcı, canlandırıcı, bel bölgesi. Yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz, hızını. Bence çok güzel bir sistem, işe de yarıyor. Multisensör gösterdim zaten. Sürüş yardım sistemleri. Uzunlar otomatik, açık şu anda. Yani siz bir şey yapmanıza gerek yok, gerektiği yerde uzunları açıyor. Hız ikazı ayarları, kör nokta ikazı, şeritten çıkma ayarları. Açıp kapatabiliyorsunuz. Park yardımını gösterdik. Sistem ayarları, ona da bir bakalım. Ekran, ses, Bose ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Ana ses falan. Ve radyo, düğmeyle çalıştırma dediğim gibi. Sesle komut verme, küçük bilgi ekranı var. Sağ yukarıda. Benzin deposu sağ tarafta. Otomatik farlar, direksiyon deri, ısıtmalı direksiyon düğmesi burada. Sadece yanları ısıtıyor, yukarı ve altı sabit kalıyor. Ve güzel, kamaştırmayan iç ayna. İç aydınlatma düğmesi, mavi, LED iç aydınlatma. Aracı çalıştırdık. Düğmeye basıp aşağı aldım. Ve gaza bastığınız zaman elektronik el freni otomatikmen devre dışı kalıyor. Ve şimdi mesela spor modu, şimdi konforta gidiyoruz. Araç sakin. Böyle heyecanlı değil yani, çok konforlu, rahat yani. Ama bir düğmeye basıp pür intense geçtiğimiz zaman bir düğmeyle spora geçtik şu an. Ve araç hemen vites geriliyor, ses değişiyor, araç daha hızlı oluyor. Yani değişiyor bayağı.
Şu anda start stop sistemi aktif. Ve durduğum zaman motor stop ediyor. Şu anda test sürüşü şehir içindeyiz. Ama tabii ki otobana da çıkacağım. Ve size daha yakından hissedebileceksiniz yeni talismanı. Torpidoya baktığımız zaman ise üst taraf normal, orta kısım deri. Ve çok düğme yok, göze batmıyor. Bu şekilde bir rahat bir ortam oluyor. Ama dokunmatik ekranla her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bir önceki araç, Renault yaptığı araç ise Renault Laguna'ydı. Ve şimdi talismanı çıkardılar. Bence çok iyi bir araç. Yani Laguna'ya göre çok iyi özellikler, yani yenilikler var araçta. Şimdi eco moduna geçelim. Ve hissettiğiniz şey, klimanın hızı biraz değişiyor. Daha az yakması için. Ve renkler değişiyor tabii ki. Bu şekilde çok az mazot yakıyor. Geri vitesi, kamerası. Ve şu anda kendini park etmek için bir bölge seçtim, bir park yeri seçtim. Sistemi açmak için şu düğmeye basıyoruz. Bu düğmeye basıyoruz. Hangi park modunu seçmek istiyorsunuz? Şu an bugünkü bu. Seçtim. Sinyali aç diyor. Açtım. Yavaş yavaş öne git diyor. Gidiyoruz. Birazdan stop diyecek. Dur dedi. Geri vitesine tak. Ve direksiyon kendiliğinden şu an hareket edecek. Ben bir şey yapmıyorum. Vallahi ne güzel sistem. Güzel olan da böyle tek böyle park etmiyor. Her türlü park ediyor. Kendisi park yerinden de çıkıyor. Öne git diyor. Aracı tam yerine almak için, park yerine almak için. Stop diyor, geri vitesine tak diyor. Geriye gidiyor. Dur dediği zaman duruyorsun. Ve şu anda yine bir park durumu var. Normal park. Parktan da çıkabiliyor, onu da göstereceğim. Sinyalini ver, öne git diyor. Yavaşça ileri gidiyoruz. Edildi. Sinyal veriyorsunuz. Bu düğmeyi basık tutuyorsunuz. Ve öne veya geriye gittiğiniz zaman o çıkıyor park yerinden. Gidebildiğiniz kadar gidin. Geriye takın. Araç kendi çıkıyor. D'ye aldığınız zaman. Ve sistem tamam. Ve şu anda otobandayız, 100 kilometre civarında seyrediyor sürüş. Ve ses, içeriye gelen ses ise bu. Azıcık rüzgar sesi. Ve güzel navigasyon ekranı var gördüğünüz gibi. Tabelaları da gösteriyor. 2D'ye de yapabiliyorsun. It has also the tire pressure system. Lastik havalarını da gösteriyor. 2.5 gösteriyor. İndiği zaman haber veriyor.